Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu nötron, akıllı priz, çoklu priz. Yani Wi-Fi üzerinden kontrol edilebilen dörtlü priz ve aynı zamanda USB girişleri olan bu prizimizin içini açacağız. Bakalım çalışma mantığı nedir? İçinde ne tür malzemeler kullanılmış, malzeme kalitesi, nasıl parçalar kullanılmış, bunları adım adım sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar prizimizi açmak için bir tornavida yardımıyla, bu arada arkadaşlar sorunu kabul etmiyorum, bilgi amaçlı paylaşıyorum. Lütfen siz de evde denemeyin, bilginiz yoksa veyahut da birbirlerinden destek alın, sorunu kabul etmiyorum. Sadece bilgi amaçlı paylaşıyorum. Arkadaşlar unutmayın ki sizler garantisi olan bir ürünü açtığınız zaman servis dışı kalacaktır. Bunu da göz önünde bulundurun. Ben sadece merakınızı gidermek için açıyorum. Sizler lütfen evde bu tarz denemeleri yapmamaya özen gösterin. Arkadaşlar pabuçlarımızı şöyle gördüğünüz gibi çıkartıyoruz. Bu pabuçlar vidaların üstünü örtüyor. Bunları tek tek çıkartırıp prizin iç yapısına erişmeye sağlayacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Çin malı, Çin'de üretilmiş. Buna benzer bir sürü marka model var arkadaşlar. Hepsi de Çin'de üretiliyor. Herkes kendi markasını, ismini yerleştirip piyasada satıyor. Biz de bu markanın incelemesini yapıyoruz arkadaşlar. Elimizde bu marka var. Bakalım nasıl bir mantık, nasıl bir röle sistemi. Her priz başı mı 16 amper gücünde, yoksa tek toplam mı 16 amper gücü, yani elektriği kontrol edebiliyor? Çünkü normalde 16 amper elektrik akımı kontrol edilebildiği dile getiriliyor. Şimdi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Normalde her prizin bir adet rölesi var. Tabii o rölenin gücü önemli arkadaşlar. Rölelerin üstündeki değer kaçlıktır, onu da görmüş olacağız. Ayrıca kullanılan, ulaşabilirsek çiplidir, entegresidir veyahut da Wi-Fi alıcı kartıdır. Bunları da birlikte göreceğiz arkadaşlar. Nasıl bir mantık kullanılmış, ne kadar kaliteli kullanılmış. Bu arada akım korunmalı olduğu dile getiriliyor. Gerçekten akım koruyor mu, onu da görmeye çalışacağız arkadaşlar. Tabi prizimizi açtıktan sonra prizimizin vidalarını tek tek açıyoruz arkadaşlar. Vidalarımız çok sorun çıkarttırmadı. Bu arada yıldız tornavida ile açıyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Şurada görmüş olduğunuz bir yıldız tornavidadan faydalanıyorum. Evet arkadaşlar, vidalarımız çıktı. Yaklaşık 2, 4, 6, 8 adet vida kullanmış arkadaşlar. Şimdi bu arada fişimiz takılı değil, bilginiz olsun. Ulaştık arkadaşlar üründe. Şurada kartımız var. O kartı da çıkartmaya çalışacağım. Şurada da röle kısmımız var arkadaşlar. Rölelere de erişmeye çalışacağım. Şöyle kontrol ediyorum. Kolaylıkla çıkarılabiliyor mu, çıkarılamıyor mu diyerekten. Arkadaşlar topraklama hattımız şuradan görmüş olduğunuz gibi direkt topraklama. Dostlar topraklama hattımız buraya lehimlenmiş, lehimli bir şekilde topraklama hattımız. Dostlar tekrar cümlemi başa alıyorum, kusura bakmayın, videoyu durdurmak zorunda kaldım birkaç defa. Topraklama hattımız arkadaşlar lehimlenmiş. Topraklama hattımız şöyle sarı bir metale lehimlenmiş burada. Şuradan gösterdiğimiz zaman da tabii ki parlak metale bağlı aynı şekilde. Yine arkadaşlar prizlerimiz şurada görmüş olduğunuz gibi tunç galiba alaşımlı arkadaşlar. Prizler kullanmış, yani fiş soketlerinin girişi. Bunlar parça parçadır arkadaşlar. Şöyle bakıyorum lehimli mi? Hayır arkadaşlar, sadece kablolar sarılmış. Lehimli değil gibi ama sanki yapıştırılmış gibi arkadaşlar. Nasıl bir yapıştırıcı kullanmış bilmiyorum. Şurada göstermeye çalışıyorum. Eritme falansa bilemem onu. Ama şu deliklerin ucuna
kablolarımız arkadaşlar yapıştırıcıyla yapıştırılmış gibi, yani bir kaynak falan göremiyorum. Sanki yapıştırıcı, yani teller sarılmış, delikten geçirilmiş. Üstüne sanki bir sıvı yapıştırıcı yapıştırılmış gibi görünüyor. Tabii ki yanılıyorsam bilmiyorum. Sizler düzeltebilirsiniz. Benim gördüğüm arkadaşlar şuradaki lehimi, şu topraklamada kullanılan lehimi buralarda görmüyorum. Bunlar arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz prizimizin bir fazı direk arkadaşlar. Şurada mavi siyah hattımıza bağlı. Burada direk elektriğimiz söz konusu. Ama burada her röleden bir adet çıkış verilmiş. Şu kahverengi kablolarımız röle çıkışları arkadaşlar. Röleleri de göstereceğim size birazdan. Ve bu kabloların uçları da dediğim gibi yapıştırıcı ile yapıştırılmış gibi görünüyor. Lehimleme yok arkadaşlar. Bakır teller sarılmış sanki, eğer eritilmediyse şayet, bakır bakıra eritilmediyse lehimleme yok. Yapıştırıcı gibi bir şey görünüyor. Tabii ki lehim göremedim ben. Şimdi röle kısmını açmaya çalışacağım dostlar. Röle kısmı ile beraber şu kartımızı da açalım ilk başta. Sonra rölelerimize gelelim. Şurada yine küçük yıldız tornavidalar vidalar kullanmış arkadaşlar. Tornavida değil, vida daha doğrusu. Şu vidamızı açalım. Bu vidalar diğerine oranla küçük arkadaşlar. İki adet vidayla tutturulmuş galiba. Burada hem kontrol merkezimiz galiba, USB çıkışlarımız buradan verilmiş. Görünen o şu an için. Başka vida var mı? Yok galiba. Evet arkadaşlar, şurada söketimiz var. Role kontrol söketi. Şunu söküyorum rahat gösterebilmek adına. Tabii sökebilirsem şayet. Evet. Söketimizi söktük arkadaşlar. Rolelerimizi kontrol eden söket. Ve burada arkadaşlar yine prizimize direkt ana hattımızın bir kablosu, şu mavi hattımız direkt prizimizden geliyor arkadaşlar. Topraklamamız yine direkt şu topraklamamıza bağlı. Kahverengi hattımız da arkadaşlar röleler üzerinde kontrol ediyor. Yani bir hattımız röleler üzerinden dolaşıyor, karşı tarafa geçiyor. Bir hattımız direkt elektriğe bağlı, bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bu iki hattı sökemeyeceğim, rölelerden gelen, yani ana hattımızdan şu kartı besleyen 220 volt aynı zamanda rölelere enerji veren beyaz kablomuzu dokunmayacağım. Çünkü bunlar lehimli arkadaşlar. Şurada akım korumalı bahsettiği galiba şuradaki kondostör galiba. Bu mavi kondostör diyebiliyorum arkadaşlar. Yanlışım varsa düzeltin. Bununla galiba akım koruma bahsettiği şey budur. Arkadaşlar burada bir trafomuz var. Bu trafoda 5 volt 2 amper enerji bizim USB çıkışlarımız için yapılmış. Yani çok güçlü bir 2 amper deniliyor ama ne kadar 2 amper onu bilmiyorum. Güçlü bir enerji göremiyorum şu küçük trafodan. Gerçekten bu kadar enerji besleniyor mu? Arka kısma baktığımız zaman 2 adet transistörümüz burada, yine diyotumuz söz konusu arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim sizler için. Hatta biraz zoom yapalım. Daha detaylı görebilmeniz adına. Arkadaşlar şuradan biraz daha yakınlaştıralım. Burada bir dört bacaklı bir diyotumuz söz konusu arkadaşlar. Umarım kamerada net görünüyor. Şurada iki adet entegremiz var. Onların sayısal değerleri görülebilir mi diye odaklamaya çalışacağım. Tabii bu arada ben göremiyorum arkadaşlar, küçük olduğu için. Sizlere göstermeye çalışırken umarım ekranda net görünür. Gördüğünüz gibi burada bir entegremiz söz konusu. Büyük ihtimal enerji entegresi. Burada da bir adet entegremiz söz konusu. Pardon arkadaşlar, bu transistör. Galiba arkadaşlar, pardon, yanlışımı düzelteyim. Hem ekrana bakıp hem de sizlere anlatmaya çalışırken. Arkadaşlar şurada büyük ihtimalle enerji koruma, yani şarj deşarjı koruyan transistörler galiba diye düşünüyorum. Çünkü şuradan bizim USB'lere bağlı arkadaşlar. USB kısmında yer alıyor bunlar. Şu ve şuradaki. Burada tekrardan gösterebileceğim arkadaşlar. Küçük bir entegremiz şurada mevcut. Burada diyotumuz mevcut. Burada ekstradan küçük transistörlerimiz mevcut. Başka da bir şey göremedim alt kısmında. Ama üst kısmında arkadaşlar kondostörler söz konusu. Bu da açma kapama tuşumuz. Zaten enerji direkt 220 volt
220 volt direkt karta giriş yapıyor arkadaşlar. İner öleler kısmından. 220 voltu burada 5 volta düşürüp 2 amper USB'leri beslemek için, aynı zamanda şurada arkadaşlar asıl merak ettiğiniz, burada lehimlenmiş arkadaşlar, bunu da belirteyim. Şurada bir etiket var mı? Bu etiket mi? Metal mi? Metal arkadaşlar, gösteremeyeceğim onu size. Bizim Wi-Fi kartımız arkadaşlar, yani şöyle basit bir Wi-Fi kartıyla bu sistemi yapmışlar. Çok fazla profesyonel bir aksam yok. Burada görmüş olduğunuz uzmanlık arkadaşlar, bizim USB'lerimiz için bir enerji trafosu, 5 volt 2 amper ve aynı zamanda 220 voltu tekrar bu trafo üzerinden 5 volta dönüştürüp Wi-Fi kartımızı besliyor. Wi-Fi kartımızın üzerinden yenen enerjimiz arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz zaten hem Wi-Fi kartının almış olduğu enerji bacakları, şu ikisi burada görülen o ve Wi-Fi kartımızdan gelen yine bağlantı noktalarımız, şurada bir adet bağlantı noktası gidiyor ve aynı zamanda şöyle bakıyorum, buradan da bir bağlantı noktası, buraya bağlı değil arkadaşlar, kartımızın diğer yüzünde galiba dolaşıyor. Yani bağlantılarımız arkadaşlar bizim Wi-Fi kartımızdan rölelere direkt geliyor. Asıl bizim prizimizi kontrol eden bu Wi-Fi kartı. Wi-Fi kartın üstü arkadaşlar kapalı, açamıyorum. Üstündeki bilgiler saklanmış. Arka kısmında bir bilgi var mı? Şöyle göstermeye çalışayım. Prizimizi yakına alalım. Onu göstermeye çalışayım. Arkadaşlar maalesef Wi-Fi kartında ki veriler silinmiş, ya daha doğrusu saklanmış. Burada da arkadaşlar Wi-Fi kartımıza ait veriler, şöyle marka modelini görmeye çalışıyorum. Galiba benim görebildiğim E303 692. Yanlışsam yorumlarda düzeltirsiniz. Benim ekranda görebildiğim kadar arkadaşlar küçük ekranda göstermeye çalışıyorum. Alt kısımda da arkadaşlar bacaklarının isimleri belirtilmiş. O ne, o ne diye. Artı. Zaten 5 voltta besleniyor arkadaşlar. Yani bizim Wi-Fi kartımız, şurada Wi-Fi alıcımız var gördüğünüz gibi. Bu Wi-Fi kartımız üzerinden, şuradaki çıkışlar üzerinden bizim rölelerimiz kontrol ediyor. Şimdi rölelere geleceğim arkadaşlar. Bildiğiniz yani bir ESP kartla bunu siz de yapabilirsiniz. Söz konusu olan röleler ve şu kartın tabii ki programlaması arkadaşlar. Arduino ile uğraşan arkadaşlar kolaylıkla bunu yapabilir yazılımıyla. Sadece nedir? Bu prizimizin hazır olarak alıyorsunuz. Yani her şey bir prizin içine sığdırılmış. Tabii sizin yapacağınız bu mekanizmayı biraz fabrikasyon olarak hazırlamanız biraz zor. Ama dediğim gibi arkadaşlar ben daha önce sizinle paylaşmış olduğum bir Wi-Fi kartım vardı. Bundan daha profesyonelce hazırlanmıştı. Bu biraz ucuza ve basite kaçırmış arkadaşlar. Başta da belirteyim bunu. Şu an bu karttan, yani Wi-Fi kartı zaten 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı. Şuradaki performans için söylüyorum arkadaşlar. Tabii ne yapılmış ekstradan? Kullanıcıların özellikle şikayet ettiğim bu USB'lerin erken bozulduğu, ses çıkarttığı. Tabi burada kullanılan adaptör 2 adet, 3 adet USB'yi besliyor. Bu adaptör ne kadar sağlıklı çalışır? Bu adaptör, yani bu trafo arkadaşlar, adaptör diyorum da trafo sonuçta, burada enerji 220 voltu 5 volta düşürüyor. Buradan aldığınız enerji zamanla buranın enerjisini de aksaklığa uğrattırabilir. Çünkü sonuçta bu Wi-Fi kartımız bundan besleniyor arkadaşlar. 220 volt burada dolaşıp bu USB'leri beslerken aynı zamanda Wi-Fi kartınızı ve rölelerinizi de besliyor. Yani bu trafonun, bu şu anki buradaki sistemin bozulması, Wi-Fi kartınızın enerji almaması, rölelerinizin enerji almaması, ürünün kolay bozulması. Keşke şunun için ekstra bir enerji kartı oluşturulsaydım. Çünkü bu sürekli çalışan bir enerji kartı. Yani trafo ve bu trafomuz hem burayı beslemeye çalışıyor hem burayı beslemeye çalışıyor. Zamanla, yani kullanıcıların, tüketicilerin şikayet ettiği nokta, bu USB'ler erken bozuluyor. Enerji vermiyor. Kapanmıyor, açılmıyor. Ondan dolayı arkadaşlar hem Wi-Fi kartını hem burayı beslediğiniz zaman bu trafo yetersiz kalıyor. Yetersiz kalınca da Wi-Fi enerjisi düşer. Rölelerin zamanında tepki vermesi düşer. Yani saymakla bitmez arkadaşlar. Şimdi rölelerimize ulaşacağız. Rölelerimizin de vidalarını aşıyoruz arkadaşlar. Videomuzun konusu uzadı. Umarım sabırla izlersiniz. Buradaki amacımız nedir arkadaşlar? Ürünü incelemek.
ürünü incelerken kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışmak. Sizler gerçekten aldığınız böyle bir ürünün içinde ne var ne yok hep birlikte görmüş olacağız. Hem kendi merakımı hem sizlerin merakını hep birlikte gidermeye çalışıyorum arkadaşlar. 2 adet vidamızı açtık. Şurada rölelerimizi çıkartmaya çalışıyorum. Tabii röleler biraz zor çıkacak galiba. Çıkartalım bakalım. Sorunsuz bir şekilde. Bu arada zarar vermemeye çalışıyorum arkadaşlar. Sağlam ürünü bozmamak adına. Röleler biraz zorla yerleştirilmiş. Benim aslında burada beklentim nedir arkadaşlar? Açma kapama tuşu. Yani her priz için bu üründe açma kapama tuşu yok. Bu kötü. Acaba burada yol verilmiş mi? Yol verilmişse en azından bu prize ben kendim açma kapama tuşu yerleştirip ürünümü o şekil kullanmak istiyorum. Biraz o umudum var. Umarım o umudum bitmez. Çünkü yoksa bu priz tek tek manuel olarak açılıp kapatılmazsa, sadece wifi üzerinden kapatılırsa kötü arkadaşlar. Arkadaşlar wifi'lerimiz kaç amperlik onu sizlere göstereyim. Asıl merak ettiğim ve sizlerin de merak ettiğini düşündüm. 16 amper her röle için mi? Toplam mı? Onu hep birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Şöyle kamerayı zoom yapmaya çalışıyorum. Tabii inatlaşmazsa bu arada kameramız. Ters tutuyoruz galiba. Doğru tutmaya çalışalım. Arkadaşlar rölelerin yapısı çok küçük. 5 voltta besleniyorlar. 20A denilmiş. 220 volt için. Şöyle oynatmamaya çalışayım. ...230 volt için 20 amper denilmiş arkadaşlar. Gerçekten 16 amperse her priz biraz inandırıcı gelmiyor arkadaşlar. Yani bu rölelerin normalde son off'larda kullanılan röleler de 16 ampere yakın enerji kontrol edildiği iddia ediliyor. Ama siz bir örnek olarak bir kum telin infrared sobasını taktığınız zaman 2500 watt hemen röle kısa devre yapabiliyor. Bu rölelerde de 20 amper denilmiş arkadaşlar. Şu an görünen o 20A200 20 volt galiba. Bir türlü ayarlayamadım arkadaşlar zoom'u. Gerçekten bu biraz kötü. Şöyle netleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizler ekranda okuyacağınızdan eminim ama ben bir türlü sizlere okuyup gösteremedim arkadaşlar. 250 volt arkadaşlar. 20 amper denilmiş. 277 volt 10 amper denilmiş. Yani bu değerler demek ki oluyor ki her priz için 16 amper iddiası var arkadaşlar. Ama yalnız 16 amper taşıyamaz. Sadece abartı. Kabloyu göstereyim sizlere arkadaşlar. Kablomuz, yani siz buna her röleye şöyle 2500 wattlık iki tane soba taksanız bu kablo erir arkadaşlar. Kablonun kısa olması bir şey değiştirmiyor. Kablonun inceliğini görün. Kablo 2.5'un altında arkadaşlar. 1.5'luk kablo kullanılmış. Kablonun üzerinde bilgi var mı acaba? Şöyle bakıyorum. Kablonun üzerinde bilgi yok gibi mi? Yine de emin olmak için detaylı bakıyorum. Baskı şeklinde bir şey var. Bakalım okuyabilecek mi kamera? Kaçlık kablo kullanmış acaba? Ben 1.5'luk bir kablo olduğunu tahmin ediyorum. Baskıyı algılatamadım arkadaşlar. Ama benim tahminime göre şöyle yakından kabloları göstereyim sizlere. 1.5'luk kablo kullanmış arkadaşlar. Yani şurada 2.5'luk kablo yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. 1.5'luk kablolar benim tahminimce, yanlıyorsam düzelttim. Çünkü ince kablolar arkadaşlar. Benim gördüğüm ince kablo. Prizimizden gelen kablo. Görüyorsunuz arkadaşlar. İnce kablo kullanılmış. 16 amper denilmiş arkadaşlar. Siz buna her röle için 16 amper değil 2500 watt'a takamazsınız. Kaldıramaz. Çünkü fiş, kullanılan fiş arkadaşlar, görüyorsunuz. Şöyle bir fiş. Kontrol kalemimin ucuyla şöyle göstereyim.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kontrol kalemin neredeyse şu ince sapı kadar kalınlıkta, birazcık daha kalın. Var veya yok arkadaşlar. Yani bu kablo ekstra 5000 watt taşıyamaz arkadaşlar. Ama ufak tefek işlerinizi, televizyon, işte müzik seti, radyo, ne bileyim yani 2500-3000 watt'a kadar siz bundan faydalanabilirsiniz. Ama 3000 watt'ın üzerine çıkarsanız röle dayansa bile arkadaşlar kablo dayanmaz. Benim düşüncem bu. Rölelerimizin son defa arkadaşlar şöyle açma kapama tuşu var mı yok mu onu sizlere göstereyim. En azından kapanışımızı öyle yapalım. Çünkü üründe yani normal gerçekten 500 TL'yi hak eden, bana göre, benim kişisel görüşüm bu, 500 TL'yi hak eden bir ürün değil. Yani çok fazla para böyle bir ürün. Size o 500 TL daha tabi günümüzün şartlarında daha iyisini yapamazsınız ama en azından elinizde parçalar varsa, röleler falan uyguna, daha sağlam, daha kaliteli bir şey yapabilirsiniz. Sonuçta Wi-Fi kartı ve o Wi-Fi kartının yazılımı bağlı olduğu firma önemli arkadaşlar. Çünkü daha önce sizinle paylaşmıştım. Hazır Sonoff'la çalışan bir Wi-Fi kartım var ama tabii ki prizlerde henüz priz falan bağlantısı yapmış değilim. Onu ev tesisatta kullanmayı düşünüyordum. Tabii böyle bir şey ihtiyacım vardı. Böyle bir şey dediğim gibi 500 TL'ye kuponlarla aldık. Ama çok fazla profesyonel, yani anlatıldığı kadar abartılı bir ürün değil. İhtiyacınızı görür mü görür, kötü mü değil. Henüz test aşamaları bitmiş değil arkadaşlar. Henüz detaylı kullanmış değilim. Fena değil arkadaşlar. Bunu belirteyim ama fiyat çok abartı bence. Tabii günümüzün şartlarında ona da bir şey diyemem arkadaşlar. Çünkü maalesef çok dalgalı bir piyasamız var ve tabii ki bu da fiyatları etkiliyor. Arkadaşlar üzerinde açma kapama tuşu yeri bulamadım ben. Sizinle bu arada ürünü konuşurken ürünün açma kapama anahtarlama yeri yapılmış mı diye inceliyorum. Bulamadım arkadaşlar. Rölelere anlık komut veremezsiniz. Benim umudum buydu. Çünkü röleleri tek tek açıp kapatmak daha sağlıklı olacaktır. Yani programsal dışında. Ama maalesef bu yol verilmemiş. Şu an gördüğüm, anladığım kadarıyla arkadaşlar maalesef rölelerde yapılmamış bu arkadaşlar. Röleleri sadece internet üzerinden açıp kapatabilirsiniz tek tek. Yani fişlerinizi tek tek açıp kapatamazsınız. Bunu belirteyim. Bana lazım olan buydu. Maalesef bunu bulamadım. Sizin de merak ettiğinizin adım gibi eminim. Çünkü sonuçta röleleri, yani daha doğrusu bu prizleri tek tek açıp kapatmak daha mantıklı. Çünkü yeri gelir, örnek olarak elinizde telefon olmaz veya tabletiniz olmaz. Yazılıma ulaşamazsınız. Maalesef arkadaşlar sadece şu tuş üzerinden direkt komple enerjiyi kesip açabilirsiniz veyahut da fişi komple çıkartıp kapatabilirsiniz. Ürün bu arkadaşlar. Merakınızı umarım gidermişimdir. Fena değil arkadaşlar ama fiyatı pahalı bana göre. Yine de işinizi görür. Gerçekten tek tek Sonoff almak yerine bu ürün daha mantıklı. Çünkü hepsi bir arada olması daha mantıklı. Özellikle eşyalarınız bir aradaysa, örnek olarak müzik setiniz, örnek olarak ne bileyim yani enerjiyle çalışan saatiniz, örnek olarak televizyonunuz ya da receiver'ınız, tek tek bu priz üzerinden kontrol etmek daha mantıklı. Tek fiş ama kablosu kısa ve dediğim gibi rolelerde çok fazla aşırı yük altına gelemez. Gelseler de kablomuz biraz hem kısa hem de yüksek akımlara dayanamaz. Zaten toplam 16 amper denilmiş. Her priz için 16 amper denilmemiş. Roller her ne kadar 20 amperlik olsa da arkadaşlar kablonun ve şurada kullanılan malzeme o kadar güce dayanamaz. Yani toplam 16 amper olarak düşündüğünüz zaman işinizi görür. Zaten televizyonla receiver veyahut da müzik setiniz 16 amper tüketmez. Tabi eğer aynı anda kettle, mikrodalga veyahut da ekmek yapma, fırın aynı anda çalıştırmayacaksanız işinizi görür. Ama tek tek çalıştırırsanız işinizi görür. Hepsini bir anda çalıştırırsanız işinizi görmez. Televizyon, radyo, müzik seti için gayet iyidir arkadaşlar. Ufak tefek cihazlarınız için iyidir. Ama büyük yüksek güç çeken cihazlar için dayanıksızdır. Yani dayanamaz. Aynı anda hep bütün cihazları, örnek olarak bir infrared 2500 wattlık sobanızı, 2500 watt, 3000 watt tüketen bir fırınınızı, 2000 watt tüketen bir kettle'ınızı, örnek olarak 4 priz olduğu için ve aynı zamanda 2000 watt tüketen bir şofbeni, yani termosifonu, bunun üzerinde
çalıştıramazsınız. Çalıştırırsanız bu kablo dayanmaz arkadaşlar. Toplam 16 amper, yani 3500 watta dayanır. 3500 watt üzerine dayanamaz arkadaşlar. 3500 watta da dayanamaz. Çünkü ben daha önce son off'ta şey yaptım. Denedim, test ettim. Röleler arkadaşlar hemen ısınmaktan iflas ediyor. Röle zaten bozulduğu zaman, bu röleyi değiştirmediğiniz zaman ürün işe yaramıyor artık. Röleyi mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. 2 yıl garanti olduğu dile getirilmişti. Umarım garantiyi bozacak bir işlem yapmadık. Sürçülisanetli semafor arkadaşlar, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Lütfen sorularınız, görüşleriniz varsa yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol gösterecektir. Sizler de fikir görüşlerinizi esirgemeyin. Ve beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Sevgiyle kalın, mutlu kalın dostlar.